Galatasaray orta saha sorununu Belçika'dan çözecek. Orta saha konusunda uzun bir süreden bu yana problem yaşayan Galatasaray, Ndombele'den istediği verimi alamaması nedeniyle yeni isim arayışlarına başlamıştı. Sarı kırmızılı ekip aradığı pırlantayı Belçika'da buldu. Oyuncu için yapılan teklif kiralama 3 milyon euro, satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro. Süper Lig'de bir Galatasaray, Ndombele'den sene başından bu yana istenilen verimi alamadı. Sarı kırmızılı yönetim de bu oyuncunun yerine yeni isimler bakmaya başladı. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte isimler de ciddileşmeye başladı. Son ortaya atılan iddiaya göre sarı kırmızılılar aradığı pırlantayı Belçika'da buldu. Galatasaray'ın Club Brugge'da forma giyen 22 yaşındaki Rafael Onyedika için Belçika ekibine teklif yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı kırmızılı ekibin Belçika ekibine yaptığı transfer teklifinin detayları da belli oldu. Galatasaray yönetimi Nijeryalı futbolcuyu kadroya katmak için kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeliyle 12 milyon euro satın alma bedeli önerdi. Eğer futbolcu ve kulüp tamam derse Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak isim Rafael Onyedika olacak. Galatasaray'dan bomba transfer. Bu sezon sol bek konusunda büyük problemler yaşayan Cimbom aradığı yıldızı buldu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda harekete geçti ve yıldız oyuncuyla görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları. Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek. Takımlar eksiklerini gidermek için çalışmalara başlarken Galatasaray'da en acil ihtiyacı olan sol bek için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon büyük beklentilerle Leipzig'ten transfer edilen Angelinho gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Ara transfer döneminde harekete geçecek olan Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un onayı sonrası listedeki oyunculara teklif götürecek. Listedeki en kariyerli isim Roma'dan Spinazzola. 5 ay sonra serbest kalacak 30 yaşındaki İtalyan yıldızın birçok talibi var. Galatasaray'ın bu yarıştaki en büyük rakibi Genoa. Cimbom İtalyan yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Spinazzola, Okan Buruk'un sol bek için en çok istediği oyuncu konumunda. Yönetim piyasa değeri 7,5 milyon euro olan İtalyan yıldızı ikna etmek için İtalya'da bir görüşme yapacak. Bu sezon Roma ile 15 maça çıkan Spinazzola 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlasa da buradan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'a İsveç'ten yeni Pirlo. Süper Lig'de bir Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı kırmızıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Yeni Pirlo olarak adlandırılan o İsveçli genç yetenek Galatasaray taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar. Sarı kırmızılılarda devre arası transfer dönemi için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Galatasaray yönetiminin oyuncu arayışı devam ederken bir yandan da scout ekibi genç yetenekleri keşfetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Henüz 17 yaşında olan futbolcunun şimdiden Avrupa'nın pek çok takımının ilgisini çektiği belirtildi. Avrupa futbol piyasasının yakından takip edenlerin yeni Pirlo olarak adlandırdığı Bergwijn için geçtiğimiz günlerde Udinese 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif reddedildi. Scout ekibine göre bu rakamın üzerine çıkılırsa 17 yaşındaki yıldız oyuncu kadroya katılabilir. Jürgen forması giyen İsveçli merkez orta sahanın fiyatını katlama ihtimali yüksek görülüyor. Galatasaray'ın listesine giren 16 yaşındaki Bergwijn'in 3-4 sene içinde market değerinin tavan yapması bekleniyor. Galatasaray'da Zaha ile ipler kopuyor. Cimbom'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Zaha'da flash bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuyla devre arasında yollar ayrılabilir. İşte detaylar. Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı kırmızılı ekipte yıldız futbolcu Zaha'nın geleceği için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sezon başında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı büyük uğraşlar sonucunda renklerine bağlamayı başarmıştı. Sarı kırmızılı taraftarların büyük beklentileri olduğu yıldız futbolcuyla yollar devre arasında ayrılacak gibi görünüyor. Fanatik'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele etme hedefi doğrultusunda transfer edilen Wilfried Zaha'nın devre arasında sarı kırmızılı kulüpten ayrılabileceği iddia ediliyor. Sezon başında birçok Suudi Arabistan kulübüyle masaya oturmasına hatta sağlık kontrolünden geçmesine rağmen Galatasaray'a imza atan tecrübeli futbolcunun özellikle gecikmeli ödenen maaşlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi. Yıllık 4 milyon 350 bin euro garanti ücret kulübü zorlamaya başlarken Zaha'dan bonservis bedeli kazanma ihtimali olan Galatasaray cephesi de bu satışa sıcak bakıyor. Galatasaray'ı sevindiren ayrılık. Cimbom'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. Yapacağı transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda ilk ayrılık yolda. İşte o isim ve tüm detaylar.
Sarı Kırmızılı yönetimin önceliklerinden biri de sol bek transferi. Galatasaray sezon başında Leipzig forması giyen Angelinho'yu kiralamıştı. Angelinho transferiyle ses getiren Sarı Kırmızılılar, İspanyol sol bekten istediği katkıyı alamadı. 26 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray 6 milyon euro karşılığında Angelinho'nun bonservisini almak zorunda kalacaktı. Sarı kırmızılar şu ana kadar 19 maçta forma giyen ve 1 maça çıkması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek olan İspanyol futbolcuyu sezonun geri kalanında değerlendirmeyi düşünmüyor. Galatasaray yönetimi Leipzig ile Angelinho'nun geri dönüşü için görüşmelerini sürdürürken sarı kırmızıları sevindiren bir haber geldi. Ajax'ın Angelinho transferi için bonservisine sahip olan Leipzig ve Galatasaray ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüp satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Angelinho'yu sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmüyor. Angelinho bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı. İspanyol sol bek 1 gol ve 1 asist kaydetti. Galatasaray'da tango zamanı. Süper Lig devi Jim Bomb'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda flash bir isim gündeme geldi. Okan Buruk'un da onayıyla Arjantinli yıldız için kollar sıvandı. İşte detaylar. Transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte sezon başında da sıkça gündeme gelen Paulo Dybala yeniden ön plana çıktı. Arjantinli forvet arkası için güzel haber İtalya'dan geldi. Dybala'nın sözleşmesinde İtalya dışındaki kulüpler için 13 milyon euroya serbest kalır maddesi aktif hale geldi. Roma yönetimi sadece İtalyan kulüplerinden gelecek olan teklifleri geri çevirme yetkisine sahipken İtalya dışından gelecek tekliflere oyuncu ve menajeri karar verecek. Arjantin yıldızın onay vermesi halinde Roma takımdan ayrılmasına engel olamayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği oyuncular arasında bulunan Dybala için yeniden çalışmalara başlandığı ifade edildi. Galatasaray yönetiminin 30 yaşındaki oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle temasa geçtiği kaydedilirken sarı kırmızılı yönetimin 13 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu belirtildi. Mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Paulo Dybala ile Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Tottenham ve Atletico Madrid gibi takımlar da ilgileniyor. Bu sezon forvet arkasında Dries Mertens istikrarsız bir grafik çizerken Galatasaray'ın hocası Okan Buruk zaman zaman bu bölgede Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. Ancak genç yıldız da forvet arkasında beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'a çilek transferi. Aslan'da gözler transfer dönemine çevrildi. 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde sarı kırmızılı ekip eksik bölgelere takviye yapacak. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk kurmaylardan transfer istedi. Jim Bomb hücum hattına yıldız bir ismi takviye edecek. İşte haberin detayları. Yeni yıla girilirken Galatasaray'da da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk iki kulvarda da şampiyonluk istiyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.